Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam efendim. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Benim size bir sorum olacaktı. Çok bunalıyorum. Aşırı derecede. Hocam lütfen bana birazcık yardım edin veyahut da bir yol gösterin. Tek isteğim bu. Neden bunalıyorsunuz? Eşimle anlaşamıyorum. Yani evime, eşime çok çok fedakarlık yapıyorum. Kendimi hiç böyle affedersin insan yerine bile koymuyorum. Yani kendimi onlara o kadar çok adadım ki. Ama ufacık bir şey, sadece bir ilgi görmek istedim. Birazcık takdir edilmek istedim. Hem çalışıyorum, hem çocuklarıma bakıyorum, hem dersleriyle ilgileniyorum, hem evimle ilgileniyorum. Ama bunda sadece tek eşimin bana bir hani Allah rızası için Allah razı olsun hanım deyip de bir kere olsun bana bir tatlı söz söylemedi ya. Ben de eşim için çok fedakarlık yapıyorum ve bana söylediği tek söz bana ne yapıverdin, benim hangi borcumu ödedin ve hala onun borçlarını ödemeye çalışıyorum. Hala onun bankalarıyla uğraşıyorum ve bana söylediği tek söz bana ne yaptın? Benim için ne yapıverdin? Ben de kendimi artık böyle çok yetersiz, zayıf, Allah biliyor, tövbeler olsun, namazımı da bıraktım. Kılan bir insandım. Yolumda giden bir insandım. Şu an hiç konuşmak da görüşmek de istemiyorum kimseyle. Arkadaşlarımı iptal ettim. Ailemle konuşamıyorum. Sen çünkü konuştuğum zaman bana değil sen biriyle konuştun yine tavırlanıyorsun. Asla öyle bir niyetim yok. Biraz kafamı dağıtayım ama ailem hep destek oldu. Yapma kardeşim, yapma kızım. Olur, düzelir, düzelir. Ama eşimden bir kere olsun ne bir takdir edildim, ne bir de Allah razı olsun dedi. Yani beni bir mal gibi affedersin kullandılar. Hala da kullanıyorlar. Teşekkür ya ben ederiz. Ne yapayım şimdi? Boşanmak istiyorum bu sefer de hayır. Hayır evet. Yani boşanmayacaksın. Ben boşanmayacağım. Evet. Teşekkür ederiz. Peki. Şimdi hem Allah kolaylık versin. Allah kolaylık versin. Allah, hem boşanmak hayır, istiyor evet. Hanımefendi. Zor. Hakikaten zor. Çünkü değersizleştirilmeyi evet. Her an yaşamak durumunda kalıyor. Kaç yıllık evlisiniz hanımefendi? Kapattı mı? Peki. Şimdi efendim burada Allah-u Teala'nın iki açıdan hiç hoşlanmadığı bir şey var. Sen bana ne yaptın ki? Ben senden ne gördüm ki? Bu söz kesinlikle yasaklanan bir söz. Ne demek ne gördüm ki? Birlikte yaşamış olmak, pek çok şeyi birlikte paylaşmak anlamına gelir. Bu kadir bilmemektir, kıymet bilmemektir, nimete şükretmemektir, Allah'ın verdiği ikramları görmemektir. Bu Allah'a karşı çok ayıp etmektir. Bırakın kulu, Allah'a karşı çok ayıp etmektir. İkincisi, sen benim borçlarımı mı ödedin? Hanımefendi çalışıyor olsaydı, borçlarını ödeseydi gene de bu beyefendi sen bana ne yaptın diyecekti. Çünkü kıymet bilmiyor. Zaten hep bankayı hala ödüyorum diyor. Evet. Yani bir taraftan yani, ödüyor, ödemesine rağmen ödedin mi diyor evet, anladığım kadarıyla. Evet, yani bir beyefendinin ciddi anlamda değersizlik duyguları var, özgüvensiz tahminim. Bu ifadelere bakarak, kendisini dinlediğimiz zaman tabii tablo değişebilir ama bu bilgilere bakarak kendisi kıymet bilmiyor. Ne kadar yazık. Hayat arkadaşını sevindiremeyen bir erkek. Kendi gücünü, Allah'ın verdiği fiziki gücü, Allah'ın verdiği akıl gücünü eşini kırmak için kullanıyor. Ne kötü, ne talihsizlik, ne üzücü bir şey. Allah kulunu korur, Allah kulunu sever. Sen şimdi ona zulmediyorsun ama sen şimdi ona haksızlık ediyorsun, sen şimdi onu ağlatıyorsun ama bunun bir bedeli olacak, bunun bir yansıması olacak. Ve yani Allah kullarını düşünmekten uzak tutarsa, aramaktan, araştırmaktan, öğrenmekten ve kendisini düzeltmekten uzak tutarsa bu o insanın hani içinde bulunduğu en karanlık, en kötü durumdur, en acı durumdur. Evet. Düşünemiyor. Nasıl doğru olacağını, nasıl davranırsa doğru olacağını bilmiyor ve hayat arkadaşını kırıyor. Ve onun sen ne yaptın ki diyor. Çok acı bir şey. Bu beyefendinin acilen bir aile danışmanına gidip
erkeğin dinen aslında müftülüğe gitsin. Bir erkeğin İslam'da hanımına nasıl davranması gerekir? Ya bizim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir örneğimiz var. Bunu öğrense insan yeter. Bunu öğrense eşini baş tacı yapar ya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşinin bardakta içtiği suyun içtiği taraftan içiyor. Onun içtiği yerden içiyor. Ona muhabbetini göstermek için. Onun ihtiyaçlarını gidermek için. Ona sevgi, muhabbet, ilgi gösteriyor. Senin örneğin kim? Bu bilginin kaynağı ne? Seni böyle davrandıran bilginin kaynağı ne? Sen neye dayanarak böyle davranıyorsun? Sen bir gün Allah'a hesap vermeyecek misin? Sen bir gün ölüm yatağına düşmeyecek misin? Nefesin Allah'ın elinde değil mi? Canın Allah'ın elinde değil mi? Sen neye dayanarak bu kadar haddini aşıyorsun? İnsan ne kadar zalimdir derken Allahu Teala bizi tanıyarak söylüyor. Biz kendimizi Kur'an'a göre eğitmezsek her birimizin içerisinde zalim olma tarafımız var. Her birimizde bu aşağıların aşağısına düşmek, yukarıların yukarısına çıkmak potansiyeli var. Biz Allah'ın yardımıyla sadece bilgiyle değil bilgi vesile Allah dilerse olur ama ben bunu talep ederek yola çıkacağım. İlaveten hanımefendinin bir... Hiçbir gerekçeyle ailesiyle ve bunu da söyleyeyim. Tabii buyurun efendim. Hani daha sonra araya gitmesin cevabımı tam vermiş olayım. Hanımefendinin arkadaşlarıyla irtibatının kopmaması lazım. Tahsille okumayla irtibatının kopmaması lazım. Anne babasıyla irtibatının kopmaması lazım. Onlarla görüşmesinin, konuşmasının eğitimle, öğretimle, kurslarla irtibatının kopmaması lazım. Müslüman bir erkeğin bunları yasaklama hakkı yoktur. Yok, doğru. Yoktur. Ve... Bizim psikoterapi eğitimlerimizde öğrendiğimiz önemli bir cümle vardı. Hocamız derdi ki bir insanı akıl hastası yapmak istiyorsanız eve kapatın. Çünkü algıları tamamen kapalı bir alanda kapalı devre sistem çalışıyor gibi kendi düşünüyor, kendi cevap veriyor, kendi söylüyor, kendi onaylıyor. Bu giderek insanın psikolojisini bozar. Kendi kendine konuşmaya başlıyor. Aynen öyle. Kendi kendiyle kavga ediyor. Aynen öyle. Kendi kendine yapıyor. Bu tekrarlar algı bozukluğuna, psikoloji bozukluğuna, gerçekten psikiyatrik sıkıntılara, bozukluklara sebep olabilir. O yüzden de hiç kimse insanı hasta yapacak bir ortama onu mahkum edemez. Edemez. Din bunu istemiyor. Din bunu yasaklıyor. Ve erkek evin yöneticisi böyle mi yönetiyorsun? O zaman ne oluyor? Erkek hanımının karşısında itibarını kaybediyor. Tabii kaybeder. Saygı talep edilmez, saygı hak edilir. Sen iyi yönetirsin, eşin sana saygı duyar. Ben hanımefendi saygıda kusur etsin demiyorum ama şu düşünceler, şu ifadeler bile erkeği taşın, başını taştan taşa vursa yeridir. Ben hanımıma ne yaptım da böyle yaptım. Ben onun nasıl gözünün yaşını akıttım, ben onu mutlu edebilecekken nasıl böyle mutsuz oldum, Allah'ım yüzüne nasıl bakacağım demesi lazım. Kadıncağızın tek isteği de zaten evet, bir güzel ya, söz. Peki, yani... Rumeysa...